Sevgili Murat, sizin hanımın sözlerine ne ekleyeceksin? Sor, sen eklemelerini yap, sonra benim sorularım olacak. Seçmen davranışlarından biraz bahsetti Sezin hanım. Yani seçmen davranışlarında evet ülkenin büyük ekonomisine savunma ve savunma sanayisinde olsun, büyük yatırımlarında olsun, seçmenin bu tür büyük hamlelerde iktidarı açtığı her zaman mutlaka bir prim vardır. Her zaman bunun bir desteği vardır ama insanlar sonuçta gündelik hayatlarını yaşarken gündelik hayatlarını idame edecek. Yani onları rahat ve huzurlu kılacak da bir sosyal hayat isterler. Bir ekonomik güç isterler. Yani bir baba akşam eve gittiğinde cebinde evine götüreceği o alışverişinin parasını ve yarın kaygısının olmadığı, çocuklarınla ilgili yarın kaygısının olmadığı bir gelecek isterler. İşte bu makas açıldığı zaman hükümetler açısından bu zamana kadar iktidar olduğu günden bu zamana kadar ki süreçte özellikle şu son 4-5 sene öncesine kadar yani... Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçinceye kadar süreçte AK Parti hükümetleri bu makası çok dar tuttu. Yani ülkenin hem totaldeki gelişmişliğini hem de vatandaşın kendi ekonomik refahına ve aile refahına aynı oranda götürdü ve seçimlerin birçoğunun, seçimlerin tamamından da zaferle çıktı. Bir tek 2009 seçimlerinde hatırlıyorsunuz o büyük vizyonda Davos'taki Sayın Cumhurbaşkanı o zaman Başbakan'dı One Minute diye İsrail Başbakanlığı ile girdiği tartışma sonrasında Türkiye'de özellikle AK Parti çevreleri bu çıkışın Türkiye'de kimlik siyasetini öne çıkaracağını ve AK Parti'nin çok yüksek bir oy olacağını, 50'ye yakın oy alacağını bekliyorlardı. Ama o dönem teğet geçtiği iddia edilen ekonomik krizin etkisiyle AK Parti hiç beklemediği bir sonuç %38 almıştı. Yani o dönem kamuoyu yoklamalarının da birçoğunun 44-45'lerde tahmin ettiği, kendilerinin 50'ye yakını Davos'taki One minute'ın rüzgarıyla yükseleceğim dediği dönemde ekonomik kriz kendilerini beklentilerinin en az 10 puan gerisinde bıraktı. Sen son, o onu da bilmiştin zaten. Evet. evet Orada son, da yanılmadın. Son son bir yıldır Türkiye çok ağır bir ekonomik krizin içerisinden geçiyor. Bu çok ağır ekonomik kriz. İnsanların satın alma gücünde ve satın alırken kendi için belirlediği skalada kafalarını çok karıştırmış vaziyette. Yani satın alma gücü olan insanlar bile neye, hangi ücretin vereceğini hı hı. ve nasıl bu, bunun bu noktaya nasıl geldiği konusunda ciddi tereddütleri var. Evet, insanların seçmenin kimse demiyor, birçoğunun ekonomik olarak çok satın alma gücünün çok düşük olduğunu, fakirlik, açlık düzeyinde olduğunu ama toptan tüm seçmen A grubunu kenarda tutacak olursak, o da Türkiye'de %3'e tekabül ediyor. Onun dışındaki tüm sosyoekonomik katmanlarda çok ciddi manada bir gerileme oldu. Yani B sosyoekonomik statüdeki bir topluluk C'ye indi. <laughs> C'deki D'ye indi ve alt kesim bu zamana kadar toplumlarda hep e, bizde en azından yüzde onlar civarında olan en alt gruptaki sosyoekonomik statüdeki e grubundaki kitle 15'lere 20'lere zorluyor şu anda hmm. yani o fakirlik ve açlık sınırı ve orada son bir yıldır çok ciddi manada kaynak transferi var toplumda kaynak transferi var e, orta sınıfın e, var olduğu zenginliği kazancı e, hızla, üst A grubundaki işte bu faiz, enflasyon, Kalk efendim yani. döviz kurundaki farklılıklar ve en son da ekonomi politikasından dolayı özellikle bu kur korumalı mevduatla o transfer, servet transferi çok yoğun bir şekilde yapılıyor son dönemde. E tabii bütün bunlar olunca evet seçmen şuna bakıyor. Bakmıyor değil. Yani seçmen davranışları açısından baktığımızda ortalamanın üstünde olan ekonomik güce, ortalamanın üstünde olan seçmen ülkenin gidişatı, savunma sanayisinde yatırımı, ulaşım sanayisinde yapılan yatırımları bakıyor, beğeniyor, takdir ediyor. Ama günün sonunda akşam evdeki, mutfaktaki ekonomisine bakıyor, çocuğunun geleceğiyle ilgili kaygılarına bakıyor ve insanlar oy verirken, oy verme davranışlarında iki konuyu ben sürekli yaptığım hmm. kamuoyu yoklamalarında takip ederim. Bizim dışımızda takip edilen bu TÜİK'in ve Merkez Bankası'nın ortaklaşa yürüttüğü Tüketici Güven Endeksidir bu. Hmm. Tüketici Güven Endeksi ne düzeyde gidiyor? Yükselişleri, artışları zaten bizim anketlerimizde de iktidar partisinin oyuyla birebir korelasyon gösterir. Birbirleriyle bağlantılı giderler. Bu çok önemli. Bir de mutluluk. İnsan mutluysa yani o indeksi de TÜİK ara ara yayınlar. Mutluluk Mutlu resmi olsun. çizebiliyor mu TÜİK? <laughs> TÜİK mutluluğu meselesi. <laughs> bu iki meselede de e, şu an son bir yıldır e, her iki rakamda bizim kamuoyu yoklamalarımızla hemen hemen paralel gidiyor. E, 200 bas puanı üzerinden TÜİK açıklar. E, i̇ktidar olduğu günden bu zamana AK Parti iktidarı son 21, 20, 21 senedir en düşük TÜİK'in tüketici güven endeksleri rakamlarını açıklıyor TÜİK. Hı hı. TÜİK bir de. Evet. Evet. Bu yüzden e, görünen o ki yani bu seçimde hem iktidar tarafının her iki partisini de değerlendirecek olursak orada bir önceki seçim 2018 seçimine göre seçmende bir hem satın alma gücü hem güven hem de mutluluk noktasında bir gerileme var bu gerilemeyi de bu zamana kadar yaptığımız çalışmalarda biz biliyoruz ki bunlar birbirleriyle birebir de korelasyonları çok yüksektir. Sandağa yansıyacak diye görüyoruz ama bunun son bunu da belirteyim de öyle ki, araya girin. Ki. Türkiye'de siyaset bir de artık hayat çok hızlı olduğu için özellikle bu iletişim çağında özellikle gençler için yani bir şeye çok odaklanılmıyor artık. Seçmende de bu böyle. Türkiye'de siyaset, siyasi partiler için son 20 gün, işte kurba Ramazan bayramı dönüşü aslında siyasi partiler kampanyalarına Hı -hı. ciddi manada hız verdiler ve yoğunlaştılar. Seçmen içinde son 10 gündür. Hı. Karar verme noktasında. Aslında tam olarak bugün başladı. Evet. Hatay'da 1 milyon 100 bin civarında 1 milyon 60 bin Hı. kayıtlı seçmeni vardı Hatay'ın. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı, geçen hafta yaptığı açıklamada Lütfü savaş beyin şehrin üçte biri göçtü diyor yani evet. ayrıldı şehirden üçte bir ayrıldı seçmen sayısı olarak buna baktığımızda ya yaklaşık olarak orada bir 350-400 bine yakın 300-350 bin, 350 bin, bin civarında seçmen Hatay'dan ayrıldı peki kaydını ne kadarını aldığı diye bakarsak Hatay'dan e ikametgah kaydını aldıran toplam kişi sayısı 140 bin. Bunun yarısının seçmen olduğunu düşünürsek şu an için Hatay'da oy kullanması gereken ama Hatay'da yaşamayan 300 bine yakın seçmen var. Evet korkunç bir Bu 300 abi. bine yakın seçmen seçmen neye tekabül ediyor işte normalde Hatay'ın çıkarttığı milletvekilini 1 milyon seçmen oy şu vererek çıkartması kirli. gerekirken şimdi 300 bin eksilterek 700 bin seçmenin oy vermesi gerekiyor. Burada da katılıma baktığımız zaman benim tahminim, araştırmacılık tahminim Hatay'da 1 milyon seçmeni olan Hatay'ın yaklaşık olarak 500-550 bin 600 bini bulmaz sanmıyorum. E %50. Sandığa gitme oranı. Yani orada da şöyle bir avantaj göz önünde tutulabilir. Ee, özellikle depremin çok yoğun etkilendiği, yıkımların çok yoğun olduğu ve şehir dışına göçün olduğu bölgelerde bir önceki seçimde bakıyoruz orada daha çok millet İttifakı'nın, belediyelerinin kazandığı seçim çevreleri buralar. Evet. Yani evet. aslında ayrılan e, seçmenler özellikle daha Cumhuriyet şehir Halk Melkezi, Partili Evet. CHP'li belediyelerinin yoğun olduğu bölgeler. E, buralarda da o geri dönüşlerle alakalı. Savaş sonuçta seçim stratejisi o da bir savaştır, o da bir taktiktir. Bu da onlardan biri. Az önce o seçim stratejileriyle ilgili bahsettiğimiz meselelerde de işte e, mümkün olduğunca kendi seçmeninizi sandığa getirmek ve mümkün olduğunca rakip seçmeni sandıktan uzaklaştırma teknikleri, taktikleri olarak da okunabilir bence. Az önce konuşmasında Sayın Vekilimin, Valimin e, Cumhuriyet ve Cumhuriyet değerleriyle ilgili konudan başladık. Aslında bizim e, dünya çapında bu coğrafyada Osmanlı sonrasında bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulması bir şeylere rağmen oldu. Birileri bize servi dayatırken Lozan'a mecbur kaldık ama misak-ı milliden de iddiamızdan da hiç vazgeçmedik perspektifinde. 100 evet. yıllık hala süren bir hesaplaşmanın neticesinde. Ee, yabancı entelektüellerin, Türkiye siyasetini değerlendiren siyaset bilimcilerin baktıkları yer hep Türkiye'de. O Türkiye'nin en düşmanca bakış açısıyla bazı ifadelere dikkat ettim mesela. işte o özgürlükçü yani terör örgütlerini özgürlükçü hareketler olarak değerlendirmek. Bir de Türkiye'yi olduğundan çok çok gerilerde bir üçüncü dünya ülkesi olarak gösterme gayreti var. Dış basında bu çok rastlanıyor. Türkiye Sonuç itibariyle son 150 senedir cumhuriyetten de daha eski birinci bir meşrutiyet. meşrutiyetle beraber bir demokrasi kültürü oturmuş. Her seçim yapabilen ve sandığa gidebilen ve o sandıktan çıkan sonuçlara da bir şekilde riayet eden bir düzenimiz var. Yani o kadar da hafife almamak gerekiyor. cumhuriyet değerlerini ve cumhuriyetin kazanımlarını Türkiye'de o üçüncü dünya ülkelerinde burada göstermek istedikleri gibi bir e, demokrasiden yoksunluk hukuk devletinden yoksunluk yok e, tabii ki bazı arızaları vardır olacaktır e, işte siyaset zaten onun için yapılmakta işte karşılıklı ittifaklar hmm. siyasi partiler ama Türkiye Cumhuriyeti devletinin 100 senelik bunca yıllık kazanımlarını bir hukuk devleti demokrasinin işlediği yani o kadar da yani vatandaşın oyuyla seçilmiş bir siyasetçiye bir başkasının, yabancı bir ülkenin hangi kafayla, hangi gözle baktığını bilmediğimiz adamların diktatör diyor olması, Türkiye'nin düşmanı olan terör örgütlerine özgürlük savaşçısı deyip ülkeyi bölme iddiasında olanlara çok demokratik talepleriymiş gibi yaklaşıyor olması açıkçası evet, bir... insanın onurunu kırıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim kabul edebileceğim bir şey değildir.